Orada görürsün. Burada görürüm. Normal bir Noyabrın 15'inden sonra. Noyabrın 15'inden sonra. Sovyet döneminde pamuk yığıldı. Bayağı günler Səhvlərimiz oldu cənab abi. Keçən illər fikirlərimiz bu əsas düzgün toxum seçimi olmalı. Toxum seçimi toxum seçimi olandan sonra bir də suvarma sistemi verəndə sonradan gəlir artıq toxumlarla. Buraya giren tohumun 7-8 tonluk kapak kökü var. Tacikistan'da bile 7 ton alan çiftçiler var. Bu onunla kadar küçük alanlar var. Türkiye'de ortalama verim 6 ton üzeri. Çeşit iyi. Mekan alışım çok iyi. Tarlalar çok güzel. Türkiye'de yani Türkiye'de 4 ton alanda bir bakmadım çeşit. 5'i beğenmiyor. Ha, 5'i beğenmiyor. Bakanım şey burada, ben 10 yıldır gelip gidiyorum buraya, sürekli burayı gözlemliyorum, destek olmaya çalışıyorum. İlk geldiğimde 9 santimlerdi buranın mahsul darlığı. Şu an geçen yıl ortalama herhalde 28 santimlerleri bulundu. Şimdi burada çeşit çok önemli. Artı çeşide erkencilik sağlamak için fosfor ve kalyum çok önemli. Permir maalesef bunlara gitmiyordu, çok harç gidiyor diye. Şimdi yeni gitmeye başladı. Sağ olsun Rövşen Beyler o konuda çok uğraştılar. Fermine kübre kullanımı konusunda tavsiyelerde bulunduk. Bu sene bütün fermine sanırım hektara 100 kilo 2.52 fosforlu gübre kullanmaya başladı. Bu da erkenciliği sağlayacak. Fosfor pamukta döl yapar. Kalyum meyveyi olgunlaştırır ve erkencilik sağlar. Onlar olmayınca bitki yetişmiyor. Yani bugün 90 günlük, 100 günlük tohumda eğer ekerseniz, fosfor ve kalyum vermezseniz bunu 120-130 günde yetiştiremezsiniz. Bizde gübreyle bağlı hiçbir problem olmaz. Evet, bu sene giderilmiş. Çok güzel olmuş. Hiçbir problem var. Ama fosfor var, azotta var, sonra kalyum da var. Kalyumdan onlara bak. Gübrede bir harç harcarsanız, harçlarında 10 kapanır. Gübreyle bir şey.
Kalyum sonra vermek lazım da məhsulu saxlasın. Yok, şum altına, ekimle beraber veriyorsun. Evet. Çünkü kalyum ve fosfor onlar 45 gün içerisinde çözünmeye başlar. Dolayısıyla tam bitkinin ihtiyaç olduğu